Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 27 Nisan 2020 Pazartesi. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Yeni bir haftaya umutla, iyi haberler var diyerek başlıyoruz bugün. Ölümcül virüsle mücadelede ibre insanlıktan yana döndü. Bu savaşı kazanacağız. Tablo her geçen gün iyiye gidiyor sevgili seyirciler. Dünyadan, Avrupa'dan, Türkiye'den, Türk dünyasından iyi haberler var dedik. Hepsini aktaracağız birazdan. Avrupa'da vaka ve can kaybı sayılarında düşüş sürüyor. Brüksel, Berlin, Londra, Moskova canlı yayın duraklarımız olacak. Son durumu muhabir arkadaşlarımızdan alacağız. Türkiye açısından tablo son birkaç gündür olumlu seyrediyor. Dün son 20 günün vaka sayısı açısından en düşük günü oldu. Ayrıntıları aktaracağız. Türkiye salgının başından beri 75 ülkeden 60 bini aşkın vatandaşını yurda getirdi. Dün yaşanan bir tahliye operasyonu hepimizin göğsünü bir kez daha kabarttı İsveç'te. Koronavirüs tespit edilen bir Türk vatandaşı tedavi edilmedi. Sevgili seyirciler, hastanın kızı sosyal medya üzerinden Türkiye'den yardım çağrısında bulundu. Bakın sonrasında neler yaşandı, hepsini aktaracağız. Türkiye'nin büyük çoğunluğunda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başarıyla uygulandı. Hafta sonunda Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek. Ayrıntıları Ali Artmaz İstanbul'dan aktaracak bize. Aktau Başkonsolosumuz Muzaffer Ak Yıldırım yayın konuğumuz olacak bugün. Kazakistan'da virüsle mücadele önlemlerini ve Aktau Başkonsolosluğumuzun faaliyetlerini anlatacak. Azerbaycan'da bugün karantina tedbirleri gevşetiliyor. Küçük esnaf işbaşı yapacak. Ayrıntıları TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos'tan alacağız. Türk dünyasındaki son durumu da bize TRT Taşkent muhabiri Mehmet Can Polat aktaracak. Haber turuyla başlayalım, ardından detaylarla karşınızda olacağız. Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bini aşarken iyileşenlerin sayısı 878 bini geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 966 bini aştı. Can kaybı 54.500'ü geçti. New York'ta bu ay bir gün içinde görülen can kaybı ilk kez 400'ün altına indi. Avrupa'da da vaka ve can kaybı sayılarındaki düşüş sürüyor. Kıta genelinde vaka sayısı 1 milyon 276 bini, can kaybı 122 bini geçti. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 436 bine ulaştı. İtalya, İspanya ve Fransa'da yaklaşık son bir ayın en düşük bir günlük can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de koronavirüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 2805'e yükseldi. Hasta sayısı 2357 kişi daha artarak 110.130 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu dedi. Buradan büyüklere sesleniyorum. Bir şekilde bize yardım etsinler. Babamı ülkemize göndermek istiyorlar çünkü burada istediğimiz yardımı alamıyoruz. İsveç'te koronavirüs tespit edilen bir Türk vatandaşı tedavi edilmedi. Hasta Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla yaşananları sosyal medya üzerinden duyurdu. Türkiye'den yardım çağrısında bulundu. O çağrı karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hasta Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin tahliyesini gerçekleştirdi. Tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki Yunan vatandaşları Türk hükümetiyle Büyükelçiliğine teşekkür etti. Kuzey Kore lideriyle ilgili iddialara yanıt Güney Kore'den geldi. Güney Kore ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatta ve sağlığının yerinde olduğunu bildirdi. İsrail, Filistinlilere yönelik hukuksuz uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Mahkemesi, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerin 128 milyon dolarına el koyma kararı aldı. Filistin yönetimi kararı hırsızlık olarak değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'daki kaosu artırmak için darbeci Hafter'i destekliyor. Maltalı bir silah tüccarının uygulanan ambargoya rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı talimatla Hafter'e yabancı paralı milisler taşıdığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinde özellik ilan etti. Yemen Parlamentosu Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'yi, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin attığı adımların durdurulması için acil ve katı önlemler almaya çağırdı.
Sofya'da komünizmin simgesi 17 katlı hayalet bina imha edildi. İnşasına 1983'te başlanan ve tamamlanamayan binanın iskeleti 35 yılı aşkın süredir ayakta duruyordu. Sofyalılar simge binanın yıkılışını izlemek için toplandı. Öne çıkan gelişmeler böyleydi ama hafta sonu sevgili seyirciler tüm dünya Kuzey Kore liderinin sağlık durumunu konuştu. Şimdi hemen Pekin'e gideceğiz, Çin'e. Bakalım sağlık durumuyla ilgili son bilgiler neler? Güney Kore'den çünkü açıklamalar var. Neymiş o açıklamalar? Pekin temsilcimiz Muzaffer Yiğit karşımızda. Hafta sonu boyunca COVID-19'la ilgili, salgınla ilgili gelişmeler dünyanın tek gündem gündemiydi ama Kuzey Kore lideriyle ilgili, sağlığıyla ilgili özellikle gelişmelerde çok konuşuldu. Güney Kore'den bir açıklama var. Dilersen onunla başlayalım. Çin'den de açıklamalar var. Bu konuya ilişkin neler aktaracaksın? Evet Coşkun, senin de belirttiğin gibi bölgenin en sıcak gelişmelerinden bir tanesi Kuzey Kore'de neler oluyor? Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un sağlığı yerinde mi? Bu konu üzerine yaklaşık bir haftadır dedikodular artarak devam ediyor. Son bilgiler hem Güney Kore kaynaklarından hem de Çin'den bugün gelen son bilgiler Kim'in sağlıklı ve hayatta olduğunu gösteriyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soruldu bugün Kim'in sağlık durumu. Konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını belirtti Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Ancak dün Pekin'den Kuzey Kore'ye giden uçağın Kim'e herhangi bir sağlık malzemesi götürmediğini, sadece Kuzey Kore'ye COVID-19'la mücadelesinde yardımda bulunmak amacıyla maske yardımı da gönderildiği belirtilmişti. Zira dünkü uçakla Çin yönetiminin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in sağlığı arasında bir ilişki kurulmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı bunu reddetti. Bir yandan Güney Kore'den gelen açıklamalar ise daha net. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kim'in sağlığının yerinde olduğunu ve sağlıklı bir şekilde Kuzey Kore'deki Watson bölgesinde hayatını sürdürdüğü, devam ettiği yönünde. Tabii bu dedikodular özellikle yeni de değil. Kuzey Kore'de daha önce Kim buna benzer şekilde bir süreliğine ortadan kaybolmuştu ve sağlığı hakkında dedikodular çıkmıştı. Özellikle de sağlık sorunları olduğu bilinen birisi aşırı kiloları ve aşırı tütün kullanması yüzünden daha önce de sağlık sorunları yaşamıştı. Ancak Kuzey Kore'den bilgilerin, haberlerin çıkmasının zor olduğundan dolayı şu ana kadar Kim'in durumu, sağlık durumu henüz netlik kazanmadı diyelim. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet, sıcak gelişmeydi. Hafta sonu boyunca konuşuldu. Muzaffer Yiğit ayrıntıları aktardı. Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin en sıcak açıklama Güney Kore'den geldi. Sağlık durumu iyi, sağlıklı şeklindeydi bu açıklamada. Sevgili seyirciler, dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi de aralıksız devam ediyor. Vaka sayısı 3 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 878 bini geçti. Salgınla mücadelede belli bir mesafe alan ülkeler kısıtlamaları aşamalı olarak gevşetmeye başladı. Çin'in Wuhan kentindeki büyük inşaat projeleri 2,5 ay aradan sonra tekrar başladı. Bu adımda ekonominin yeniden hareketlenmesi amaçlanıyor. Ülkede tedirginlik ise devam ediyor. Yeni tedbirler kapsamında hastayken kamuya açık alanlarda maske takmayanlar cezalandırılacak. 3 yeni vaka açıklanan Çin'de üst üste 12. günde de yeni can kaybı görülmedi. Yeni vakaların çoğunun Rusya sınırındaki ilde olması dikkatleri bölgeye çevirdi. Rusya'daki vaka sayısı 81 bine dayanırken can kaybı 747 olarak açıklandı. Hindistan'da ise Başbakan Narendra Modi radyodan halka seslendi. Gevşemeyin, virüs geri gelebilir uyarısında bulundu. Hindistan'da sadece mahallelerdeki küçük esnafın pazar günü dükkanlarını açmasına izin verildi. Can kaybının 5710'a ulaştığı İran'da ise beyaz, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 kategori oluşturuldu. 2 hafta boyunca hiçbir vakanın görülmediği yerler beyaz kategoriye alınacak. Cami, türbe ya da kutsal yerlerin açılması da bölgenin beyaz alanda olup olmadığına göre belirlenecek. Irak'ta can kaybı 87'ye çıktı. Vaka sayısı da 1800'ü geçti.
Kamerun'a Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli sağlık malzemeleri ve ekipman yardımı yapıldı. Avustralya, virüsle mücadelede telefonla takip uygulamasına başlatan ülkeler arasına katıldı. Uygulama sayesinde insanlar kendilerine yaklaşan kişinin virüslü olup olmadığını önceden anlayabilecek. Dünyadaki duruma bakacağız birlikte. Pek çok başkente gideceğiz. İlk durağımız Londra olacak. Zeynep Eryılmaz, İngiltere temsilcimiz bizi bekliyor Başbakanlık konutunun önünde. Niye? Çünkü bugün Başbakan Johnson görevine dönecek. Koronavirüs pozitif çıkmıştı. Uzun süredir dinleniyordu. Bakalım görevine döndükten sonra ülkede kontrolü yeniden ele alabilecek mi? Çünkü eleştirilerin odağındaydı hem Johnson hem de hükümeti. Sözü sana bırakalım Zeynep Eryılmaz. Coşkun Özen, aslında akşam saatlerine doğru Başbakan Boris Johnson'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyordu. Daha doğrusu muhtat basın toplantısına bakanların yerine kendisinin katılması bekleniyordu. Ancak erken bir adım attı ve geçtiğimiz saatlerde arkamda görmüş olduğunuz Başbakanlık ofisinde Downing Street'te bir açıklama yaptı. Kameraların karşısına geçti ve böylece 22 gün sonra hükümete tekrar görevi ele almış oldu. Şimdi en büyük sorulardan bir tanesi kısıtlamaların hafifletilmesi konusuydu ki iş çevrelerinin bir kısmı ve kendi partisi Muhafazakar Parti'nin bir kısım milletvekilleri tekrar kısıtlamaların kaldırılması gerekliliği şeklinde bir baskı yapıyordu. Ve diğer Avrupa ülkelerinin de aksine Başbakan Boris Johnson kameraların karşısına geçti ve herhangi bir kısıtlamanın hafifletilmeyeceğini ve kısıtlamalara aynı şekilde devam edileceğini belirtti. Uzun bir dönemden geçildiğini belirtti. Sancılı ve bir yaz döneminden geçtik. Bunun altını çizmemiz gerekiyor dedi. Ülkenin belki de 2. Dünya Savaşı'nın ardından en zorlu dönemiyle karşı karşıya olduğunu ancak durumun yavaş yavaş tersine çevrildiğini belirtti. Böyle bir tabloda tekrar başa dönmemek için yani ikinci bir zirveyi görmemek için Başbakan Boris Johnson kısıtlamalarda herhangi bir geri adım atılmayacağını ya da bir hafifletme olmayacağını belirtti. Şimdi belki de bir hafta 10 gündür ülkede devam eden en büyük soru başlığına cevabı da vermiş oldu. Son noktayı da koymuş oldu. Hemen şunu da söyleyelim. Diğer taraftan tabii rakamlar da tabloyu daha da net açıklıyor. Dün olmak üzere bir günde 413 kişi hayatını yitirdi ki bu Mart'tan beri en fazla, en düşük görülen noktalardan bir tanesiydi. Belki de 413 rakamı en düşük rakamdı ancak şunu da hatırlatmak gerekiyor. Ülkede toplam can kaybı sayısı 20 bini aştı diyelim ve söz tekrar sizlere bırakın. Evet, Zeynep Eryılmaz'dan aldık Londra'dan bilgileri. 22 gün sonra Başbakan Boris Johnson görevinin başına dönüyor. İlk açıklamayı da yaptı. Kısıtlamalar aynen devam edecek dedi ama İngiltere'den güzel de bir haber var. Mart ayından bu yana en düşük ölüm sayısı dün gerçekleşti. 413 olarak bu iyi bir haber sevgili seyirciler. İtalya, İspanya ve Fransa'da da yaklaşık son bir ayın en düşük bir günlük can kaybı gerçekleşti. Çok sayıda Avrupa ülkesinde tedbirler gevşetiliyor. Brüksel'e gidelim. Döndü sarı ışık karşımızda. İtalya, İspanya, Fransa, Belçika günlük vaka sayılarında, can kayıplarında belirgin bir düşüş var. Bunlar hep iyi haberler. Bir yandan da kısıtlamalar gevşetiliyor dedik. Son durumu senden alalım. Coşkun Özen, Avrupa genelinde 118 binden fazla kişi korona salgını nedeniyle hayatını kaybetti ve her gün yeni can kayıplarının sayısını duyuyoruz. Ancak bu artan sayıya rağmen hız gözle görülür bir biçimde yavaşladı. Söz gelimi Belçika'da 46.600'ü geçti vaka sayısı ancak normalde binlerle ifade edilebilirdi. Dün de 46.000 üzerinde bir sayıdan bahsediyorduk. Bugün 46.600 yani yaklaşık 500 yeni vakadan bahsediyoruz. 7.207 kişi de hayatını kaybetti. Ancak yine önceki günlere, önceki haftalara kıyasladığımız zaman gözle görülür, hissedilir bir yavaşlama var. Nitekim Belçika'da artık 3 Mayıs sonrası aşamalı olarak kısıtlama tedbirlerini hafifletecek. Özellikle sadece bu Belçika için geçerli değil, İtalya, İspanya, Fransa gibi krizin aslında en sert etkilediği ülkelerde mevcut vaka sayısındaki düşüşle birlikte onlar da önümüzdeki haftalarda bazı Mayıs'ın 4'ünde İtalya gibi
Kimisi de İspanya, Fransa gibi Mayıs'ın ikinci haftası itibariyle artık daha yumuşak tedbirlerle insanların normal hayatına dönmesini, daha doğrusu ekonominin çarklarının tekrar dönmesini sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü sağlık krizi giderek Avrupa'da kendini bir ekonomik kriz olarak hissettirmeye başladı. Avrupa Birliği geçen hafta 540 milyar avroluk bir teşvik paketini açıklamıştı. 1 Haziran itibariyle o da yürürlüğe girecek. Üye ülkelerin ulusal düzeyde hazırladıkları ekonomik paketler, teşvik planları ve stratejileri de var. Söz gelimi yarın Fransa Başbakanı parlamentoda mevcut çıkış stratejisini açıklayacak ve parlamentonun onayını isteyecek. Artık giderek özellikle yaz döneminde yavaş yavaş da olsa hayatın normale dönmesi ve bu sağlık krizini ciddi bir ekonomik krize dönüşmeden önce atlatmayı hedefliyor Avrupalı ülkeler. Artık herkes ulusal çıkış stratejileri üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Coşkun Özen. Döndü sarı ışık, güzel haberler var dedik bültene başlarken. Avrupa'dan özellikle o rakamlar bu haberlerimizi teyit ediyor aslında. Vaka sayısında, ölüm oranlarında düşüş var. Ekonomik açıdan da önemliydi. Kısıtlamaların gevşetilmesi, bu yönde de önemli adımlar var. Brüksel'den aktardı döndü sarı ışık son gelişmeleri. Almanya'ya gideceğiz şimdi. Ülke genelinde bugün maske kullanma zorunluluğu başladı. Zorunlu, maske takmayanlara bazı eyaletlerde 10 euro, bazılarında 150 euroya kadar para cezası verilebilecek. Almanya Başbakanı Merkel de bugün korona kabinesini, dar kapsamlı bakanlar kurulunu 3. kez topluyor. Ayrıntılar alacağız şimdi. Berlin'e gidelim. İlhan Atasoy karşımızda. Son durumu, alınan önlemleri, tedbirleri, maske kullanmak zorunlu dedik. Ayrıntıları senden alalım. Coşkun Özen, Almanya koronavirüsle mücadele kapsamında bugün yeni bir adım attı diyebiliriz. Daha doğrusu biliyorsunuz geçen hafta bazı kısıtlamaları gevşetmişti, esnetmişti. Bugün itibariyle Almanya'nın tamamında 16 eyaletinde toplu taşımada ve bazı marketlerde, alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğu var. Hemen sağımda ve solumda biri metro çıkışı, diğeri otobüs durağı. Buralarda gözlemlediğimiz şu, insanlar otobüse binmeden önce maskelerini takıyorlar veya toplu taşıma, metro istasyonuna inerken de maskelerini takıyorlar. Dolayısıyla sen de ifade ettin, Berlin'de bir maddi olarak para cezası yok ama Bavyera gibi bazı eyaletlerde yüksek miktarda para cezaları var. 10 avrodan başlıyor. Bavyera'da 150 euro maske takmazsanız toplu taşımada ve marketlerde. Eğer iş yeri sahibiyseniz ve çalışanınız da maske takmıyorsa, bu tespit edilirse iş yeri sahibine 5000 euroya kadar para cezası verilecek. Dolayısıyla Almanya dediğim gibi toplu taşımada ve süpermarketlerde, marketlerde maske zorunluluğunu bugün itibariyle başlatmış oldu. Çünkü artık mağazalar açıldı. 800 metrekareye kadar olan mağazalar açıldı. İnsanlar daha fazla dışarı çıkmaya başladı. Dolayısıyla maske kullanma zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe ve tabii ki de mağazalara belli sayıda insanların alınması, onlar çıktıktan sonra diğerlerinin içeri alınması gibi önlemler devam ediyor. Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel sabah saatlerinde korona kabinesini topladı. Dar kapsamlı bir kabine toplantısı, tabii ki de koronavirüsle mücadelede gelinen nokta değerlendirildi ama 30 Nisan'da da kritik bir toplantı var. Almanya Başbakanı Merkel 16 eyaletin başbakanıyla bir araya gelecek ve bu mevcut durumdaki kısıtlamaların esnetilip esnetilmemesini ya da devam etmesi noktasındaki kararını verecek ama beklenti şu, herhangi bir ekstra ya da yeni bir açıklamanın ya da yeni bir esnetmenin olmayacağı yönünde. Çünkü Almanya Başbakanı yeni bir tarih verdi, 6 Mayıs dedi. Çünkü 22 Mart'ta biz bu kararı, özür diliyorum, geçen hafta 20 Nisan'da bu kararı almıştık. Onun etkilerini 14 gün sonra göreceğiz dedi. Dolayısıyla Mayıs ayının ilk haftasını işaret etti. Yeni tarihi Almanya için 6 Mayıs olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan hafta sonu ve geçtiğimiz günlerde de başkent Berlin olmak üzere bazı kentlerde gösteriler vardı. Bu kısıtlamaların kaldırılması için tepkiler vardı. 50-100 kişilik gruplar. Tabii bazı eyaletlerde belli bir sayıdan fazla insanların bir araya gelmesi yasak. Dolayısıyla polis de o gruplara müdahale etti, bazılarını gözaltına aldı. Durum bugün itibariyle, durumu özetleyecek olursak, Almanya geçen hafta mağazaların açılması sonrası daha fazla insan dışarıda, daha fazla mağazaya giriş yapılıyor. Ve tabii ki bugün itibariyle de maske kullanma zorunluluğu bütün eyaletlerde, bütün ülkede başlamış oldu. Coşkun Özen. Evet, Almanya'da sokaklar hareketlendi dedi İlhan Atasoy Berlin'den. Arkasında da o hareketliği görebiliyoruz. Son durumu aldık Berlin'den, İlhan Atasoy'dan. Şimdi Rusya'ya gidelim, Moskova'ya gideceğiz. Rusya vaka sayısında Çin'i geride bıraktı sevgili seyirciler. Son 24 saat içinde 6190
98 yeni vaka daha tespit edildi ülkede. Böylece toplam teyitli vaka sayısı 87 bini aştı. Hemen gidelim Moskova'ya. Eşref Yalınkılıç'tan alacağız daha detaylı bilgileri. Evet Coşkun Özden, sizin de belirttiğiniz gibi Rusya artık virüsün ortaya çıkmış olduğu Çin'i geride bırakarak vaka sayısında dünyada 9. sıraya yükselmiş oldu. Çin'in hemen önünde, İran'ın hemen arkasında. Muhtemeldir ki yarınki rakamlarla beraber 91 binden fazla vaka bulunan İran'ı da geride bırakacak görünüyor Rusya. Rusya'ya salgın biliyorsunuz görece geç geldi ancak vakalar hızlı şekilde artıyor. Özellikle Nisan ayıyla beraber salgın burada çok fazla yayılmaya başlamıştı. Bütün federal bölgelerde artık biliyorsunuz virüsün olduğunu söylemiştik. Virüsün salgının merkezi de Moskova tabii ki. Moskova tek başına 160'tan fazla vaka sayısıyla Rusya'da salgının merkezi. Bir kez daha hatırlatalım. Bu arada son 24 saatte artan rakamlara bakacak olursak yine dün de olduğu gibi 6000 üzerinde geldi sayılar ve bugün 6198 vakayla Rusya'da artık 87.147 vaka teyit edilmiş oldu Rusya'nın tamamında. Biliyorsunuz Rusya çok büyük bir ülke. Bu vaka sayılarıyla sürekli tartışma konusu oluyordu. Ancak bundan sonraki tartışma konuları biraz artık ölüm sayılarının da yavaş yavaş artmasıyla beraber daha fazla ekonomik tedbirlerle beraber kamu sağlığı önlemleri ve hastane koşulları, sağlık sektöründeki aksamalar sürekli basında tartışılıyor burada. Son 24 saat içerisinde 50 ölümlü vaka teyit edildikten sonra ölüm sayısı da 794'e çıktı Rusya'da. Ancak ölüm oranlarının genel vaka sayısına oranlara düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ölüm oranı 0.8 civarlarında. Zaten yetkililer de sürekli bu veriye, istatistiğe sığınarak Rusya'daki durumun Avrupa'daki veya Amerika'daki durumdan çok daha iyi olduğunu söyleyip bu anlamda halkı panik olmamaları konusunda sürekli teyakkuzda bulmalarını, tedbirlere uymalarını ve panik olmamalarını sürekli salık veriyorlar. Bugün Peskov bir açıklama yaptı. Argumentative Fact'ı, Sovyetler Birliği'nin o eski gazetelerinden bir tanesi Argumentative Fact'ı. Orada Peskov Mayıs ayı içerisinde salgının plato yapacağını, Haziran içerisinde de sona ereceğini umduklarını belirtti. Daha önce yapılan açıklamalarda burada Rusya'da biliyorsunuz Nisan sonunda salgının zirveye çıkması bekledi. Bu revize edilmiş oldu. Bu hafta içerisinde de Putin genel valilerle, bölge idare edicileriyle tekrar biliyorsunuz görüşmeler yapacak. Oradaki sağlık koşullarını, hastane koşullarını dinleyecek kendisi. Bundan sonra da bir karar alınacak. 1 Mayıs'a kadar olan karantina rejimi Rusya'da muhtemeldir ki Mayıs ayının ortasına kadar uzatılmış olacak. Coşkun Özen. Eşref Yalınkılıç'ı Moskova'dan aktardı sevgili seyirciler. Son durumu Rusya'daki. Dünyaya bakmaya devam ediyoruz. Londra'dan, Brüksel'den, Berlin'den, Moskova'dan son durumu aldık. Avrupa'da düşüş eğiliminde salgın hızı. Rusya'da ise biraz tırmanma eğiliminde. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum nasıl peki? Ülkede vaka sayısı 966 bini aştı. Can kaybı 54.500'ü geçti ama iyi haberler de var. New York'ta bir aydan bu yana en düşük ölüm sayısı gerçekleşti. 400'ün biraz üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Salgının en fazla sarstığı New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, bu ay bir gün içinde görülen can kaybının ilk kez 400'ün altına indiğini açıkladı. Cuomo, bu gerçekten umut verici ancak tedbirleri asla elden bırakmamalıyız dedi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentte hayatın normale dönmesine ilişkin 1 Haziran'a kadar bir yol haritası belirlemeyi umduklarını kaydetti. Hasta sayısındaki düşüşe dikkat çeken Blasio, ancak bu düşüş 10-14 gün devam etmeli. Sonra tedbirleri gevşetmeye başlayabiliriz. Tamamen normale dönüş 20 ay alabilir dedi. Bu arada Başkan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda salgına karşı mücadeleyi ve küresel ekonomiyi görüştü. İki lider, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirme yapmak üzere en kısa zamanda toplanmasını umut ettiklerini belirtti. Trump ve Macron, Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısında reform yapılması konusunda da mutabık kaldı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da sosyal medya hesabından Ramazan ayı paylaşımı yaptı. Koronavirüsle mücadelenin sürdüğünü, Ramazan'ın tüm inanç mensuplarına iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgına karşı bazı eyaletlerde kısıtlamalar da gevşetildi. Restoran, bowling salonları ve kuaförlerin yeniden açılmasına izin verildi.
Teksas eyaletinde bir belediye başkanının salgın nedeniyle verdiği evde kalın talimatını manikürcüye giderek ihlal etmesi sosyal medyada tepki çekti. Koronavirüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks ve eşi ise tedavi çalışmalarına destek vereceklerini duyurdu. Çift aşı çalışmalarına yardımcı olması için kan ve plazma bağışında bulunacak. Amerika'da durum böyle. Türkiye'de son günlerde sevgili seyirciler olumlu haberler gelmeye başladı demiştik. Salgının seyri giderek yavaşlıyor. Türkiye'de koronavirüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 2805'e yükseldi. Hasta sayısı 2357 kişi daha artarak 110.130 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 20 gün içinde yeni vaka sayısı en düşük gün bugün oldu dedi. Son 24 saatte 3558 hasta ise sağlığına kavuştu. Koronavirüsle mücadelemizde Türkiye'de koronavirüsün seyriyle ilgili umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Yeni vaka ve vefat sayısında son günlerin en düşük rakamları görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 99 kişi daha hayatını kaybetti. Vefat edenlerin sayısı 2805 oldu. Son 20 günde 3000'lerde seyreden yeni vaka sayısı 26 Nisan tablosunda 2357 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı 110.130'a yükseldi. Son 24 saatte 30.177 test yapıldı. Böylece test yapılan kişi sayısı da 898.742'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitesinin 30.000'inin kullanıldığını belirtti. Koronavirüs bulaşan 3558 hasta daha iyileşti. Sağlığına kavuşanların toplam sayısı da 29140'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti dedi. Türkiye'nin salgın performansı sevgili seyirciler dünyanın da yakın takibinde. Amerikan medya kuruluşu CNN International, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım ünitesine girerek doktorlar ve hemşirelerle görüştü haberde. Burada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok denildi. Sevgili seyirciler, ABD merkezli medya kuruluşu CNN International ekibi İstanbul'da koronavirüsle mücadelenin merkez noktalarından olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki durumu haberleştirdi. Hastanedeki yoğun bakım ünitesine giren CNN'in kıdemli muhabiri Arva Damon, burada doktorlar ve hemşirelerle görüştü. Özellikle Orta Doğu'dan geçtiği haberlerle tanınıyor ünlü CNN muhabiri. Pozitif vakalardaki artışa rağmen hastanedeki durumun sürpriz bir şekilde kötü olmadığını belirtirken, burada ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok ifadelerini kullandı. Salgının durumuyla ilgili konuşan doktor Yalım Dikmen, elimizden geleni yapmalıyız. Elimizde bir bulmaca var ve doğru parçayı doğru yere koymak için uğraşıyoruz. En iyisini düşünmeye çalışıyoruz dedi. Amerikan CNN televizyonunun yanı sıra geçtiğimiz haftada İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gitmiş ve hastanedeki koronavirüsle mücadelenin bir gününü görüntülemişti. Sevgili seyirciler, işte Türkiye'nin ortaya koyduğu performans tüm dünyanın dikkatini çekiyor bu süreçte. Şimdi İstanbul'a gidelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Ali Artmaz karşımızda, onunla konuşacağız. Geçtiğimiz 4 gün boyunca Türkiye sokağa çıkma yasağı uygulamasını bir kez daha tekrar etti. Başarıyla 4 gün boyunca ülkenin büyük çoğunluğu evlerinde kaldı. Hem o 4 gün değerlendirilecektir bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında, hem de ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa seslenmesi bekleniyor. Ayrıntıları senden alalım. Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 5. defa pazartesi günü video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 15'te başlamasını bekliyoruz. Ardından da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması olacak. O açıklamadaki başlıklar da oldukça önemli olacak. Tabii ki son 2 hafta boyunca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı ama 3. haftada o süre 23 Nisan'la birleştirildi ve 4 günlük uzun bir süre yaklaşık 63 milyon kişinin evlerde kalmasına sebep oldu. İşte bu 4 günün bir değerlendirmesi olacaktır. Tabii ki aslında genel anlamda vatandaşların bu uygulamaya kabul ederek evlerinden çıkmadıklarını aslında biz görmüştük. Tabii ki önümüzde yine önemli bir resmi tatil var. 1 Mayıs Cuma günü, yine 23 Nisan'la olduğu gibi 1 Mayıs'la birlikte 2-3 Mayıs'ın birleştirilmesi, 3 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yine gündemde
bakanlardan gelecek değerlendirmeler doğrultusunda bu kararın da alınma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir yandan da haberlerimizde de izliyoruz. Olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Hem bilim kurulunun hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği raporlar oldukça önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ramazan bayramına doğru bazı sektörlerin hazır olmasını bekleyebiliriz demişti. Bu olumlu tablo devam ederse işte o geçen haftadan bu yana da o tablonun yine olumlu gittiğini görüyoruz. Belki bazı kısıtlamalarda gevşetme olma ihtimali de özellikle önümüzdeki Mayıs ayının sonuna doğru beklenebilir. Bununla ilgili de tabii ki toplantıdan bir karar çıkma ihtimali de olabilir diye düşünüyoruz. Son olarak da tabii ki ekonomi hem vatandaşa hem de ekonominin birçok sektörüne dair hem yardım hem de teşvikler ve ötelemeler vardı. Yine bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem son gelinen durumu hem de bundan sonra yeni önlemler, tedbirler ya da teşvikler, ötelemeler gelecekse onları da açıklamasını bekliyor olacağız. Gözlerimiz 18.30-19 gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak diye sözü sana bırakalım. Ali Artmaz aktardı İstanbul'dan. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Bakalım yeni tedbirler devreye girecek mi? Sevgili seyirciler, Türkiye salgının başından beri 75 ülkeden 60 bine yakın vatandaşını aldı, bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirdi. Ama dün yaşanan tahliye operasyonu bir kez daha milletçe göğsümüzü kabarttı. İsveç'te koronavirüs tespit edilen bir Türk vatandaşı tedavi edilmedi. Sevgili seyirciler, hasta Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla yaşananları sosyal medya üzerinden duyurdu. Türkiye'den yardım çağrısında bulundu. İşte o çağrıya karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hasta Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Baba, daha iyi misin? Buradan büyüklere sesleniyorum. Bir şekilde bize yardım etsinler. Babamı ülkemize göndermek istiyorlar çünkü burada istediğimiz yardımı alamıyoruz. İsveç'ten gelen bu çağrıya duyarsız kalınmadı. Koronavirüs teşhisi konulan Emrullah Gülüşken için hemen harekete geçildi. Hasta Türk vatandaşı için Malmö'ye ambulans uçak gönderildi. 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken yaşadıkları İsveç'in Malmö kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan testte koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ancak teşhisten bir saat sonra hiçbir önlem alınmadan evine geri gönderildi. Hasta Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken bu duruma tepki gösterdi. Türkiye'den yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen ambulans uçak hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aileye müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımızla İsveç'e geliyoruz dedi. Hasta Türk vatandaşı çocuklarıyla birlikte Malmö'den alındı. Leyla Gülüşken yaşanan süreci TRT Haber'e değerlendirdi. Çağrısının karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan işte haber geldi bize. Tabii bizi çok mutlu etti. Onların bize verdiği bu destekle biz hem güç kazandık, hem mutlu olduk, hem ülkemizle de gurur duyduk. Zaten başka bir yer yapamazdı, bunu sağlayamazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek mesajıyla destek verdi. Şu an benim babamın orada olması benim içimin rahat ediyor olması demektir. Çünkü ben şu an biliyorum ki o emin ellerde ve iyileşip geri dönecek. Bizim için çok rahat. Emrullah Gülüşken'i taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanı'na indi. Emrullah Gülüşken de birazdan ambulansa alınacak. Ve o anları TRT Haber canlı yayınla ekranlara getirdi. Leyla da ekran başındaydı. Yaşadığı sevinci şu an uçak iniyor. TRT Haber canlı yayınla izliyoruz. Allah herkesten razı olsun sözleriyle paylaştı. Aynı zamanda kalp hastası olan Emrullah Gülüşken'in tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek.
İsveç'te tedavi edilmeyen ve 8 saatlik o müthiş operasyonla İsveç'ten Malmö'den alınıp Ankara'ya getirilen o hastanın, o Türk vatandaşının tedavisi Ankara'da sürüyor. O noktaya gidelim şimdi. Çağla Gül Tuncer karşımızla. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor İsveç'ten getirilen vatandaşımızın son durumu ne, ayrıntılar neler, senden alalım detayları. Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğu Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Emrullah Gülüşken'in şu anda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz ancak durumunun iyi olduğunu belirtelim, tekrar edelim. Aslında ilk test İsveç'te Malmö'de yapılmıştı Emrullah Gülüşken'e ve sonucu pozitif çıkmıştı. Buna rağmen herhangi bir tedavi uygulanmamıştı, evine gönderilmişti. Bunun üzerine Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye çağrı yaptı. Türkiye ise o çağrıya kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla buradan İsveç'e ambulans uçak gönderildi. Hem 3 çocuğu hem de Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi. Sabah saatlerinde kalkan uçak öğle saatlerinde Türkiye'deydi. 8 saat sonra buraya getirildi. İlk aslında müdahale ambulans uçakta yapıldı. Ardından burada buraya getirildi ambulanslarla ve burada ilk tetkiklerin ardından tedavi altına alındı. Kalp hastası olduğunu belirtelim Emrullah Gülüşken'in. Burada şu anda yoğun bakımda 3 çocuğu da tek kişilik odalarda kontrol altında. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Çağla Gül Tuncer'den aldık bilgileri. Vatandaşlarımız İsveç'ten getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında tutuluyorlar. Hepimizi gururlandıran bir süreçti. İşte dün yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti yurt dışındaki her vatandaşının yanında olduğunu bir kez daha hissettirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmeyi sosyal medya hesabından "Bu devlet milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" ifadeleriyle paylaştı. Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Allah cümlemizden razı olsun. Artık emin ellerde. Rabbim şifalar versin inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Gülüşken'le telefonda görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından "Bu devlet milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" ifadeleriyle paylaştı. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun dedi. Leyla Gülüşken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu söyledi. Sağ ol. Görevimizi yaptık. Yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardiyolog olan danışmanının da Emrullah Gülüşken'in durumuyla yakından ilgileneceğini belirtti. Dua edelim. Üzerimize düşeni de yapalım. Sağ ol. Yurt dışında yaşayan Türklerin ülkemize getirilmesi için başlatılan tahliye operasyonu da sürüyor. Türkiye'ye getirilenler tedbir olarak 14 gün karantina altında tutuluyor. Türkiye yurt dışında bulunan vatandaşlarına sahip çıkıyor. Ramazan öncesi başlatılan büyük tahliye operasyonu devam ediyor. Tahliyenin gerçekleştiği ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. Her şey çok güzel, çok planlanmıştı. Yiyecekler, içecekler çok güzeldi. Sağlık kontrolleri falan yapıldı. 571 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirildi. 346'sı Gaziantep'te öğrenci yurduna yerleştirildi. Geri kalan 225 kişi ise Düzce'deki yurtlarda ağırlanacak. Malezya'dan 87 Türk vatandaşıyla havalanan uçak Aydın'a indi. Yolcular sağlık taramasının ardından yurda yerleştirildi. Bu uçuş imkanını da duyduğumuzda, öğrendiğimizde çok sevindik. Emeği, desteği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gana ve Nijerya'dan da getirilen 123 kişi de Aydın'da. Tahliyelerin bir bölümü de Moritanya ve Senegal'den yapıldı. 166 Türk vatandaşını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi ve karantinaya alınmak üzere Düzce'ye götürüldü. Etiyopya'da bulunan 289 kişi de yurda döndü.
Gözetim altında tutulacakları Kayseri'deki yurtlara yerleştirildiler. Somali ve Cibuti'deki vatandaşları taşıyan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı. 123 kişi Nevşehir'de, 80 kişi ise Niğde'deki yurtlarda 14 gün karantinada kalacaklar. Katar'dan Çankırı ve Manisa'ya 453 kişi, Suudi Arabistan'dan da Iğdır'a 169 kişi getirildi. 622 kişi kentlerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Birçok ülkenin yaşadığı sıkıntıları biz görüyoruz. Biz televizyondan ve internetten, sosyal medya üzerinden de yaşanan bütün her şey görünüyor. Allah'a şükür devletimiz her zaman olduğu gibi bize sahip çıkıyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarına nerede olursa olsun sahip çıkıyor. Sevgili seyirciler, Kazakistan'a gideceğiz şimdi, Aktau'ya. Aktau Başkonsolosumuz Muzaffer Ak Yıldırım Avrasya gündeminde yayın konuğumuz olacak bu dakikalarda. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Haberlerimizde aktardık. Türkiye bu süreci hem sağlık anlamında iyi atlatıyor hem de onun dışındaki o lojistik anlamda da. Dışişleri Bakanlığımız açıkladı. 70 ülkeden 60 bin vatandaşımız bu süreçte bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirildi. Karantina altında tutuluyorlar. Yurt dışında nerede olursa olsun Türkiye vatandaşlarına ulaşıyor. Gerekli yardımı yerinde yapmaya devam ediyor. Siz neler aktaracaksınız Aktau'dan? Orada bu süreci nasıl atlattınız? Eminim Aktau'da da çok sayıda Türk var. Orada büyük inşaatlar var. Önemli bir liman şehri Kazakistan'da. Sizin faaliyetleriniz neler oldu? Bu süreçte hem Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak hem de bu süreci birebir yaşayan fertler olarak neler yaşadınız? Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bütün TRT Avaz seyircilerini ve Türk vatandaşlarımızı Kazakistan'da yaşayanlar dahil buradan saygıyla selamlıyorum öncelikle. Bahsettiğiniz gibi Aktau, Kazakistan'ın batısında Hazar Denizi kenarında kıyısındaki bir liman şehri. 2013'ten beri başkonsolosumuz burada faaliyette ve aşağı yukarı Türkiye Cumhuriyeti yüz ölçümü kadar bir alanı kapsayan dört büyük eyalette Atirau, Aktöbe, Uras ve Mangis Dağı bölgelerini kapsayan bir geniş bir alanımız var. Bu bölgede de vatandaşlarımızla iç içeyiz. Çalışanımız, işçilerimiz, mühendislerimiz mevcut, yerleşik vatandaşlarımız mevcut. Sizin de belirttiğiniz gibi COVID salgını vesilesiyle bölgemizde de karantina tedbirleri alındı. Ancak öncelikle ilk vakalar Kazakistan'da Nur Sultan ve Almatı, yani Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerinde olduğu için bölgemiz bu konuda daha sonra karantina tedbirlerine geçti. Ben bu vesileyle ülkemizde de COVID salgını nedeniyle rahatsızlanan, hastalanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Karantina nedeniyle tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum. Evde kalmalarını salık veriyorum ve hayatını kaybedenlere, ailelerine de başsağlığı diliyor. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgemizde Kazak Devleti'nin aldığı tedbirler öncelikle karantina tedbirleriyle başladı ve sokağa çıkma yasağı uygulandı. Alışveriş merkezleri, özellikle gıda alışverişi belli saatlerde yapılıyor ve sürekli yayınlarla halkın sokağa çıkmaması telkin ediliyor. Bu çerçevede bütün resmi iş yerleri kapandılar ve çoğu evden kısa azaltılmış personelle çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de başkonsolosluk olarak yarım gün mesai uygulamak üzere işe başladık. Ancak gerek vatandaşlarımızla ilgilenmek sorumluluğumuz, gerekse mesaimizin hiçbir zaman zamanla kısıtlı olmaması nedeniyle her an, her dakika 24 saatte vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılıyoruz. Bu çerçevede bölgemizde Türk vatandaşlarından hastalanan ve kayıp olmaması en büyük tesellimiz ve sevincimiz olmuştur. Bahsettiğiniz gibi bölgemizde inşaat ve petrogaz alanları başta olmak üzere birçok Türk şirketi çalışıyorlar. Ve bu şirketlerin zaman zaman geriye dönüş operasyonlarını başlattık. Gerçekleştirdiklerimiz oldu. Bir kısmı da önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Bu çerçevede uçuşların da durdurulması çerçevesinde en son uçuşumuzda 126 kişilik bir vatandaşımızı Türkiye'ye göndermiştik. Daha sonra 17 Nisan'da da özel bir firmamızın ayarladığı uçakla 76 vatandaşımız daha Türkiye'ye döndü.
Paralel olarak Nur Sultan ve Almatı'daki bölgelerimizden de en son geçtiğimiz Cuma günü 24 Nisan'da Türkiye'ye dönen vatandaşlarımız oldu. Evet. Ancak burada özellikle Atırağ bölgemizde, yani bulunduğumuz Aktao'nun 700 kilometre yukarısındaki petrol ve gaz alanında çalışan şirketlerimizde yaklaşık 980 civarında Türk vatandaşımız, mühendis ve işçimiz çalışıyor. Bunlardan yaklaşık 300 kişiyi önümüzdeki günlerde ayarlanacak olan uçaklarla Türkiye'ye göndermeyi planlıyoruz. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Evet. Tekrar tesellimiz herhangi bir vasıta ve kaybımız Türk vatandaşı olarak olmaması. Evet. Bölgemizde de Kazak vatandaşları ve Kazak acil yardım sisteminin desteğiyle vaka sayısında diğer ülkelerle karşılaştırmayacak kadar az bir vaka izliyoruz. Ancak geçtiğimiz Cuma gününden bugüne de ciddi bir artış olması da bölgede çalışan vatandaşlarımız arasında açısından bizi endişelendirmektedir. Bu çerçevede müsaade ederseniz biraz da Aktao ve çevresiyle ilgili bilgi vereyim. Evet, kısaca alabilirsek Sayın Muzaffer Ak Yıldırım. Çok teşekkür ediyorum. Aktao bahsettiğim gibi Hazar Limanı olarak Azerbaycan Bakü Limanı'na ve Rusya'nın Novosibirsk Limanı'nda petrol ve kuru yük taşımacılığı dahil çeşitli Hazar geçişli taşımacılık yapan bir liman şehri. Bu bölgede taşımacılık çok önemli olduğu için tırlarımız da sürekli bu bölgeden geçmekteler. Dolayısıyla mevcut olan 1500 vatandaşımıza ilaveten sürekli Türkiye'den gelen tır sürücülerimizin de her an talep ve istekleriyle ve yollarda karşılaştığı problemlerle ilgileniyoruz ve onları sağ salim yola sürüyoruz. Ülkemizin aldığı tedbirleri de buradan çok yakından izliyoruz. Meşhur bir Kazak büyüğünün bir sözünü iletmek istiyorum burada. Ayteke Bey, 1640'lı yıllarda yaşayan Ayteke Bey şöyle diyor. Düşman okun ucu değmese kahramanlığından ne fayda? Zenginseniz ve halka faydan değmezse zenginliğinden ne fayda? Ülkemiz bu atasözünü ve bu deyişi tam yerine getiren ve dünyanın bütün bölgelerinde verdiği destekle hasta veya geri dönmek isteyen tüm vatandaşlarımızı geriye çağırmakla ve onlara uçak göndererek bizzat destek vermekle bu deyişi tamamen hak eden bir tavırla hareket ediyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz ve bayrağımızı burada gururla dalgalandırıyoruz. Hepimiz gurur duyuyoruz Sayın Başkonsolosum. Aktardığınız bilgiler için çok teşekkürler. Özellikle verdiğiniz o bilgiler çok değerliydi. 300 vatandaşımızın daha önümüzdeki günlerde Kazakistan'dan Aktao'dan ülkemize tahliye olarak getirileceğini ifade ettiniz. Çok teşekkürler aktardıklarınız için. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, şimdi Türk dünyasına gideceğiz. Türk dünyasındaki son durumu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri, tedbirleri bize Taşkent'ten muhabir arkadaşımız Mehmet Can Polat aktaracak. Evet, Coşkun Özen, Orta Asya'da vaka sayısında düşüşün devam ettiğini belirtelim. Özbekistan'da 22 kişinin daha enfekte olmasıyla birlikte vaka sayısı 1886'ya yükseldi. Ülke genelinde bugüne kadar salgında 8 kişi hayatını kaybederken 826 vakanın da iyileşerek taburcu olduğunu belirtelim. Bugüne kadar 243 bin test yapıldı ülke genelinde ve yine ülke genelinde 81 binin üzerinde kişiye zorunlu karantina uygulamasının yapıldığını belirtelim. Andijan ve Fergana bölgesinde 211 kişi yine karantina sürelerini tamamlayarak evlerine geri döndü. Güney Kore'den iki parti halinde tıbbi yardım malzemeleri içeren bir kargo bekleniyordu. İşte bunun ilk partisinin geldiğini belirtin ve ikinci partinin de yolda olduğunu söyleyip Kırgızistan'a geçelim. Kırgızistan'da da vaka sayısı 13 kişinin eklenmesiyle 695'e yükseldi. Burada da 8 kişi bugüne kadar hayatını kaybederken 395 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Başbakan yardımcısı Aida İsmailova, Çin'den gelen bir grup doktor vardı koronavirüsle mücadele çerçevesinde. İşte bu doktorları kabul etti ve bugüne kadar yaptıkları koronavirüsle mücadelede yaptıkları çalışmalar hakkında onlardan bilgi aldı. Celalabad bölgesinde 85 yaşındaki bir kadın sağlığına kavuşmuştu. Virüsü yenmeyi başarmıştı. İşte bu da
ülke genelinde umut olduğunu belirtelim ve Kazakistan'a geçelim. Kazakistan'da da vaka sayısı 2791 oldu. Burada da 682 kişi iyileşirken 25 kişi hayatını kaybetti. Burada da olağanüstü hal uygulamasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirtip sözü size bırakalım. Taşkent'ten aldık Mehmet Can Polat'tan. Türk dünyasındaki son durumu iyi haberler var diyerek başlamıştık bugün bültene. Azerbaycan'a gideceğiz şimdi, oradan da iyi haber var. Bakü'de bizi Fatih Avanos bekliyor. Ülkede karantina tedbirleri gevşetiliyor. Küçük esnaf işbaşı yapıyor. Alalım ayrıntıları senden. Teşekkür ederim. Özellikle son bir haftada Azerbaycan'da yeni vakaların artış oranının tedavi olanlara oranla daha az olduğunu ifade ediyorduk. Oldukça sevindiriciydi ve mevcut vakalarda da düşüşler gözlemleniyordu. İşte Azerbaycan Bilim Kurulu da geçtiğimiz cuma akşamı önemli bir karar aldı ve bugünden itibaren 27 Nisan itibariyle terziler olsun, küçük esnaflar olsun, telefoncular olsun, kuyumcular olsun, giyim mağazaları olsun, ancak küçük esnaf, az çalışanı bulunan mağazaların artık hizmete, faaliyete başlayabileceğini ifade etti. İstisnayı aldı. Yani sertleştirilmiş o karantina rejimini hafifletmeye başladı Azerbaycan yönetimi ve sizin de gördüğünüz gibi şu an başkent Bakü'de bulunan Targovid'deyiz ve burada mekanlar yavaş yavaş açılmaya başlandı. İnsanlara günde 2 saat izin veriliyordu, 3 saate çıkarıldı. Bu anlamda izinlerini alan vatandaşlar da kendilerini sokaklara atmaya başladı. Bugün yaza yakın 18-19 derece bir sıcaklık var başkent Bakü'de. İnsanlar için de oldukça sevindirici ve moral kaynağı oldu bu gelişme. Öte yandan Azerbaycan Bilim Kurulu son verileri de paylaştı. Buna göre ülkede şu ana kadar 300 hekimin COVID-19 testinin pozitif olduğu ve bir hekimin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Diğer taraftan riskli yaş grupları da paylaşıldı. Buna göre Azerbaycan'da en riskli grup %30 ile 60 ile 69 yaş aralığı oldu. Onu da %24 ile 50 ile 59 yaş aralığının takip ettiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar 28 Şubat'ta ilk vaka görülmüştü. Azerbaycan'da 21 kişi hayatını kaybetti. 350'ye yakın hastanın da durumunun kritik olduğunu söyleyelim. Başkent Bakü'den notlar bu şekildeydi. Söz yeniden size bırakalım. Fatih Anos, Bakü'de sokaklar çok güzel. Küçük esnaf işbaşı yaptı. Sokaklar canlandı ama tedbiri de elden bırakmamak lazım sevgili seyirciler. İşte iyi haberler var diyerek başlamıştık bugün Avrasya gündemine. O haberleri aktardık. Avrupa'dan, dünyadan, Türk dünyasından iyi haberler gelmeye devam etsin önümüzdeki günlerde de diyerek bitirelim. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.